Şöyle yürüyün, evet. İlgilenebilirsiniz, çok güzel. Çok kişi korkuyor ya. Oluyor. Ama aşılmayacak bir korku değil. Belki dayanmadı. Bu sefer de burası çok iyi. Orayı da tamir edemez yani. Çok iyi. Doğru. Yani teknoloji. Hareket ediyor. Evet. Ya bir kez böyle yavaş yavaş biraz adım atıyor. Valla evet. Süper. Güçlenmesi için. O da olacak. Oldu da tam artık bir şey. Çok oldu mu? Hiç güzel. İlk olacak o zaman. Devam edelim. Çok sağ olun. Bundan sonra da birçok plaket almalarını diliyoruz. İnşallah hep birlikte güzel, mutlu, huzurlu işler yaparız. Size teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle bir iyilik yapabilme fırsatı verdiğiniz için diye. Sağ olun. Sandalye teslimi alan arkadaşlarımız kadar aslında biz de heyecanlandık. Yaptığımız şeyin daha küçük bir şey olduğunu düşünüyorduk. Çünkü hedefimiz aslında 8 sandalyeye ulaşmaktı. Şu an 3 sandalye oldu. Ama yine de buraya geldiğimizde yani yapılacak ufacık bir şeyin bile onları ne kadar mutlu ettiğini görünce evet dedik. Yani küçük büyük demeden herkesin elinden geleni yapması gerekiyor aslında. Etrafına duyarlı olmak adına dedik. Bunun mutluluğunu yaşadık. Çok klasik cümleler gibi geliyor bunlar ama özellikle evliliğe bakış açısını insanların değiştirebilmek adına biz bir adım atmak istedik burada. Çünkü evlenen insanların eğer evlenmek için, eşyalarını almak için, işte evlerini ayarlamak için ekstra bir desteğe ihtiyacı yoksa bu onların çok mutlu olduğu anlamına geliyor. Sevdikleri kişileri de bulmuşlar. O zaman bu biraz daha bu mutluluğun hani nasıl diyeyim payını vermek gerekiyormuş gibi geliyor. Bizim evliliğe bakış açımız bu şekildeydi. Biz mutluyuz. Başka insanları da mutlu edelim dedik. Tabii ki çevremizde bizi seven, bizi tanıyan insanlar zaten bununla mutlu oluyor. Bir de bizim hiç tanımadığımız insanlara ulaşabilirsek dedik ve o bakımdan böyle bir proje ortaya koyduk. Derneğe ilk girdiğimizde arkadaşlarımızı sandalyelerini keşfetmeye çalışırken görmek ben en çok orada duygulandım. Yani hiç kimsenin hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı zaten orada. Özellikle küçük Yunus Emre. Biz hem yakın çevremize hem de internetten bulabildiğimiz, sonuçta bu iş nikahı online yaptığımız zaman çok fazla kişiye ulaşabildik. Güzel tepkiler de aldık çevremizden. Sağ olsunlar yani onlar da destek oldular. Ama tabii istediğimiz hedefe ulaşamadık. Umarım başka çiftler bizim gibi eğer yani bunu anlamlı buluyorlarsa bunun gibi projeler düzenleyip çok daha iyilerini başarabilirler. Yani somut olarak evet hedefimizin çok altında kaldık ama öte yandan aldığımız tebrikleri insanların nasıl insanlarda bir pencere açmayı başardık en azından. Aslında evet böyle de yapılabilir, bu şekilde de evlenilebilir. Çok güzel düşünmüşsünüz. İki tane ayrı çiftimiz, çift arkadaşımız evlenirken bizden nasıl yaptınız, biz de böyle bir şey yapabilsek güzel olur diye fikir istediler mesela. Bu bizim için aslında çok büyük bir adım. Somut bir şekilde yardım miktarını arttırmadı belki ama hani bizden sonra başka insanların da yapabilme ihtimalini düşününce tabii ki mutlu ediyor. Evet. Türkiye Yumurtalık Felçlileri Derneği'ne geldiğimiz zaman zaten burayla daha önce iletişimde olan bizzat tanıdığımız insanlar da vardı. Onların verdiği güven de bizim için bizi buraya getiren bir amaç oldu. Buraya geldiğimizde de dernek içerisinde hali hazırda engelli arkadaşlarımızın bir şeyler yapmak için çaba sarf ettiğine bizzat şahit olunca onların da bizim bu yardım yapmamız için işimizi kolaylaştırması da cabası olunca biz de Türkiye Yumurluk evet. Felçlileri Derneği'ni seçtik. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Ya insan evet hem mutlu oluyor hem de keşke daha çok yapabilsek belki keşke daha çok insan
değişik projelerle bu şekilde yardımlarda bulunabilse. Aslında çok ufak şeyler kimi insanlar için ama onlar için çok büyük katkısı olabiliyor. Onu burada görmüş olduk aynı zamanda biz yani. Aynen. Biz hem yakın çevremize hem de internetten bulabildiğimiz, sonuçta bu iş nikahı online yaptığımız zaman çok fazla kişiye ulaşabildik. Güzel tepkiler de aldık çevremizden. Sağ olsunlar yani, onlar da destek oldular. Ama tabii istediğimiz hedefe ulaşamadık. Umarım başka çiftler bizim gibi, eğer yani bunu anlamlı buluyorlarsa, bunun gibi projeler düzenleyip çok daha iyilerini başarabilirler. Bugün farklı, sıra dışı bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bir havayolu şirketinin kaptanları bize bir süre önce, Allah mesut etsin, dünya evine girerken tüm tanıdıklarına dünya genelinde bir video çekip bir de site hazırlayarak, biz evleniyoruz ancak ev eşyası gibi ihtiyaçlarımız yok. En önemli şey, sizden beklentimiz, özgürce hareket edebilmek için akülü tekerlek sandalye ihtiyacı olan kişilere bağış yapın çağrısı yaptılar. Ve o çağrısına duyarlı insanlar dönüş yaptı. Bugün 3 tane akülü sandalye ihtiyacı olan kişi aldı. Onlar da bundan sonra eğitimlerine gidecekler. Özgürce sosyal yaşama katılacaklar. Çok farklı ve enteresan bir davranıştı. Ben onlara ömür boyu mutluluk diliyorum. Burada henüz daha on binlerce kişi var ihtiyacı olan. O kişilerin de özgürce hareket etmeye ihtiyacı var. Ancak ben son olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Akülü tekerlek sandalye önemli hareket anlamında. Fakat hareket edebilmek için erişim standartlarının uygun olduğu sokak, cadde ve kamu binaları, tiyatro, sinema gibi gösteri alanlarının uygun hale getirilmesi gerekiyor. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Lütfen engelli standartlarına uygun olmayan projelere ruhsat vermesinler. Önümüzde seçimler var. Umarım seçimlerde hem bu yasal gerekçeyi yerine getirme önemini kavramış, hem de duyarlı olan belediye başkanları seçilir. Peki efendim. 3 tane adımda dediniz, bunların mevzalarını belirtmeye gerek var mı? Evet. Bunlarla ilgili biraz teknik olacak ama. Merhaba. Ben Gül. 23 yaşındayım. 7 aylıkken havale geçirdim. Sadece sıkıntım, yürüme sıkıntım var. Gül, yeni bir sandalyen oldu, akülü sandalyen. Nedir duyguların, ne söylemek istersin? Çok mutluyum, aşk ikisi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tek tek teşekkür ederim herkese. Çok mutluyum. Pilot çifte ne söylemek istersin? Karı koca. Allah mutluluklar dilesin. Çok tatlılar çift. Tatlı çift almışlar. Bulunsun. Çok tatlı çiftler. Böyle arabaya kavuştuğum için mutluyum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Pınar'cığım. Çok sağ olun. Şimdi bir kez daha benim, sayın şahitler ve saygıdeğer davetlilerin huzurunda söz ile beyan etmenizi rica ediyorum. Sayın Sinegül Aksoy hanımefendi, hiçbir zorlama ve etki altında olmaksızın kendi rızanızla sayın Mert Başar beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Siz sayın Mert Başar beyefendi, siz de hiçbir zorlama ve etki altında olmaksızın kendi rızanızla sayın Sinegül Aksoy hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Evlenmenizi onaylıyor ve sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel anlatabiliriz. Evet.
Merhaba.